Arkadaşlar merhabalar bu videomda Ken Ankara ile Teyit Aytay soru bankası kitabında katı cisimlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son konu yani küre testlerinin çözümüne başlıyoruz. Evet kitabımızda küre test 1 sayfa numarası 264 ve 265'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yukarıda yarı çapı 12 cm olan küre biçimdeki basketbol topunun yüzey alanı 4 tane pi r kareye eşittir. Yani 4 tane pi çarpı 144 yapar. 4 kere 4 16 4 kere 4 16 576 pi mi yapıyor cevap evet yani cevap kaç pi'dir diye soruluyor bir akçay çıkar geldik ki şekilde çapı 10 birim olan yani yarı çapı kaç olacak 5 küre biçimindeki portakal tam ortasından ve tam ortasından dediği zaman çaptan şey yapacak merkezinden geçecek böyle tepe noktasına 2 birim uzaklıkta kesilmiş hali verilmiştir şöyle tepe noktasına 2 birim uzaklıkta kesilmiş Buna göre elde edilen parçanın kesit alanları toplamı yani şu kesit ile şu kesitin alanları toplamı isteniyor bizden. Şimdi yarıçap 5 ya. E o zaman hocam şuradaki mesafede 3 ya. En etkili silahımız nedir? Yarıçap. Al sana yarıçap. Tabi bunun da yarıçapına r r diyecek olursak. Hocam şu kürenin yarıçap 5 olduğu için burası 3 bir de çember muamelesi yapacağız. Merkezden kirişe kiriş şey, parçaya böldü 90 derece olur. En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap 5 3 5 3 4 5 üçgenden 4 çıkar. O zaman bunun alanı yarıçapı 4, pi r kare yani 16 pi yapar. E bunun alanı da zaten yarıçapı 5. Bunun da alanı nedir? pi r kareden 25 pi yapar. Yani bizden 25 pi ile 16 pi'nin toplamı isteniyor. O zaman topladığımız zaman kaç gelir? 41 kere maşallah. Yani cevap akçay gelir. 3'e geldik. Şekilde yarıçapı 10 cm olan yarım küre şeklindeki karpuzun yüzey alanı nedir diye soruluyor. Hocam Tüm alan 4 tane pi r kare e, yarısında yarısı olur dersiniz. Ama sadece şu yüzey alanını elde edersiniz. Peki şuradaki alanı nasıl bulacağız bir de? Bir de bu yarım karpuzda buradaki yüzeyi de var. Bir de onu da eklememiz lazım. Pi r kare bölü 2. Daha, pardon direkt pi r kare. Direkt şu dairenin alanı yarı çapı onu Yani toplamda 4 pi r kare bölü 2 artı pi r kare 3 pi r kare yapıyor ama formüle etmiyoruz. Bu şekilde yarım kürenin yüzeyinin alanı var burada. Bir de bir daire var deyip öyle yapıyoruz. Buradan gitti gitti 2 kaldı. 200 pi artı 100 pi'den cevap 300 pi çıkar. 3. soru edremit oldu. Geldik 4. soruya. Bir ayrı 12 santimetre olan boş bir küp içine sığabilecek en büyük hacimli küre. Arkadaş bir küp içerisine bir küre sığdıracağız şöyle. Bir küpümüz olsun. Küpün içine sığabilecek en büyük küre Arkadaşlar tüm yüzeyleri teğet olmak zorunda değil mi? Evet. E merkez teğet çektik merkez teğet çektik dersen burası da re, burası da re, Kübün yani kürenin yarı çapı R'yken kübün kenarı 2R olmak zorunda. 2R'yi de 12 vermişler. O zaman R buradan 6 çıkar. Kürenin yüzey alanı 4 pi R kare. 36 çarpı 4'te 144 pi çıkar. Cevap. Yani 4. soru Akçay oldu. Geldik 5'e. Yukarıda şekil 1'de verilen yarıçap 5 santimetre olan bir silindirde bir miktar su vardır. Suya tamamen batacak biçimde şekil 2'deki 2'de verilen yarı 100 santimetre olan madeni küre ne oluyormuş? Bırakılıyor. Ve silindirdeki su kaç santim yükselir diye soruluyor. Arkadaş küreyi bunun içine attım. Şöyle hacmi kadar su yükseltmez mi? Evet. Şuradaki yükselen suyun hacmiyle kürenin hacmi birbirine eşit olacak. 4 bölü 3 pi r küp neye eşit? Şuradaki kürenin yani yükselen suyun hacmine eşit olacak. Yarıçapı da 5 ya pi r kare çarpı h'a eşit olacak. E buradan bir şeyler geliyor mu? Valla şöyle bir şeyler gelecek. Burası 3'lerden birer tanesi kesim. 3'ün karesi kalsın. 36 bölü 25 mi yapar burası h? Evet. Bu da 4 ile çarpsan 144 bölü 100 mi yapar? Evet. Bu da ne yapar? 1.44 mi yapar? Aynen öyle. Yani 5. soru böylelikle balık eseri çıktı. 6'ya geldik. Birbirine teğet iki küre verilmiş. Küre sorularında çember muamelesi yapıyorsun. Çemberler birine deyince ne yapıyorduk? Merkeze birleştir yapıyorduk. Aynen burada da birleştir. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hemen bunları uygulayalım. Ve bana neler demiş burada? Yarıçapları farkı 6 demiş. Yani ben buraya bir R dersem burası R artı 6 olacak. E dik yamuk var. Amacımız dik üçgen oluşturmaktı. Al sana dik üçgen. Şöyle bir dikdörtgen oluşturursam. Ve bu arada bunun yarı çapı R. Bunun yarı çapı da R artı 6. Bunu da yazalım. Bir de şu Ali Bey uzunluğu da 8 vermiş. 8 ise burası 8. R ise burası R. Tamam R artı 6 buraya 6 kalır. Ve burada Pisagor. 6, 8, 10 üçgeninden 2 R artı 6'yı 10 buluruz. 2 R eşittir 4 buluruz. R'yi 2 buluruz. R2. R artı 6 da 8 mi yaptı? Evet. Kürelerin yarı çapları oranı kaç olabilir? Ya 2 bölü 8 isteniliyor ya 8 bölü 2 isteniliyor. Yani ya cevap 1 bölü 4 ya da 4 bölü 1 ama cevap şıklarda 1 bölü 4 olarak var. O zaman 6. soru Cihan çıkar. 7'ye geldik. Şekilde dik koordinat sisteminde verilen O merkezli yarım daire x eksen etrafında 30 derece döndürülse. Bak x eksen etrafında 30 derece döndürülse. x eksenine göre tam döndürme yapsam hop şöyle bir dönüş olacak. Şöyle şöyle bir küre mi oluşturacak arkadaşım? Evet. Yarı çapı kaç? 6 olan bir küre karşımıza çıkar. Burası da 6, burası da 6 olduğundan dolayı. Bak yarı çapı 6 olan bir küre karşılaştık. Ama yüzey alanı nedir diye soruluyor. Ama ama ama. Şimdi 30 derece döndürülürse oluşan cismin yüzey alanı soruluyor. Şimdi burada ben 30 derece döndüreceğim. Normalde bir küre şöyle bir küre değil mi kardeşim? Değil mi? Şöyle bir küre. Peki ben buradan 30 derecelik bir kesit alırsam ne olacak? Şöyle 30 derecelik bir kesit. Hocam şöyle bir şey yapacak. Şöyle bir şey yapacak. Ee, o, zaman, o zaman 30 derecelik kesit işte burası olacak arkadaşım. Bu 30 derecelik kestim nesini bulacağız arkadaşlar? Biz yüzey alanını bulacağız. Normalde tüm yüzey alanı nedir arkadaşım? Tüm yüzey alanı 4 tane pi r karedir. Ama 30'lu 30 bölü 360'tır. Bitti mi? Bitmedi. Sen bunu böyle karpuz gibi düşün. Kestiğin zaman bir dilim oluştu. O dilimde şöyle bir şey yok mu? Hocam bir burada yarım daire var bir de burada yarım daire yok mu? O dilimde var. Yani iki tane de yarım daire ekleyeceğim. Pi r kare bölü 2'yi ekleyeceksin. Yani tam bir daire eklenmiş olmalı. Şurada sıfırlar sadeleşsin. 36'lar sadeleşsin. 12 pi burada. 36 pi burada. Topladığımız zaman da 48 pi mi yapar? Evet. Şunu unutma. Bir dilim alındığı zaman o dilimdeki şurada o iki tane yarım daire şeklinde bir dilim var. Onlar da tam daire yapıyor. Lütfen bunu unutma. Biz sadece 30 bölü 360 derken yüzeydeki böyle 30 derecelik dilimin alanını bulmuş oluyoruz ama bir de kesitlerdeki böyle şöyle çizersem daha net olacak bak. Bir böyle bir şey var, bir şöyle bir şey var. Bir ön tarafta bir dilim var, bir de arka tarafta bir dilim var. İki tane yarım daire demek şeklinde oluyor. Şurası da zaten küre yüzeyindeki yüzey alanı o 30 derece olduğu için 30 derecelik dilim. Yani tüm alan pi re kare 30 360'da burada kalan olur ama iki yarım daire diye eklemeyi de unutma. Cevap 48 pi yani denizli oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Şekilde o merkezi 6 santimetre yarıçaplı küreden çıkarılan alfa derecelik bir dilim var. Dilimin hacmi yani 4 bölü 3 normalde kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptü. Ama alfa derecelik çıkarttığın zaman alfa derecelik evet alfa derecelik dilimin hacmi alfa bölü 360'lık olmaz mı? Evet. İşte bu 36 pi'ye eşitmiş. Haydi bakalım birer sadeleştirme yapalım. Arkadaşım şuradaki ee, sadeleştirmeleri yapalım bakalım. Hadi bakalım. Sadeleştirme. Alfa isteniyor benden. Hocam şurada bir kere 36 ile sadeleştirsem burada ne kaldı? 10 kaldı. Burada 6 kaldı. Sonra buradaki 6 ile buradaki 6 sadeleşse 6 kalır. Zaten piler gitti. Ee, en son burada 2 kalsın. Burada da 5 kalsın. O zaman burası ne yaptı arkadaşım? Şuradaki 2 ile de burada 6 sadeleşsin. Burada da 3 kalır. Ee, 3, 5 kaldı burada. 3 kere 5, 15. Burada alfa bölü 15 eşittir 3 kaldı. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 45 derece olarak buluruz. Yani cevap C an çıktı 8. soruda. 9'a geldik. Yarı çapı 12 santimetre ve yüksekliği 4 santimetre olan dik silindir biçimindeki bir kabın. Evet bir silindir var elimizde. Yarı çapı 4 santimetre ve yüksekliği de Yarı çapı 12 santimetre ve yüksekliği de 40 santimetre olan bir silindir. Kabın içerisinde bir miktar su vardır. Şöyle bir su olsun bakalım bir miktar su. Şöyle su olsun. Silindir kabın içerisine yarı çapı 6 santimetre olan küre şeklindeki demir bilyardan 4 adet dış atılınca dışarıya kürelerin hacimleri toplamının yarısı kadar su taşmıştır. Hmm. Arkadaşlar şimdi ben bunun içine böyle küreleri koyayım. 1, 2, 3, 4 tane küre koyayım. 4 tane küre koyunca burası doluyor. Çünkü hacmi kadar su yükseltiyordu. Bir de taşan kısım da var. Yani e, ee, 4 tane küre dolan artı taşan çünkü taşan kısmı da var ya dolan artı kaç taşana eşit olmayacak mı? Evet. O zaman 4 tane 4 tane küre 4 bölü 3 pi r küp yarı çapı 6 pi r küp neye eşit olacak 4 tane kürenin hacmi dolan artı taşan dolan neydi pi r kare çarpı şuraya ne diyelim başlangıçtaki suyun yüksekliği Şuraya aç diyeyim, şuraya aç haş diyeyim. Haşı bulursam sonra 40'tan çıkartırım. Pi r kare çarpı h artı taşan suda ne? 4 adet atılınca dışarıya kürelerin hacimleri toplamının yarısı kadar su taşmış. Kürelerin hacimleri toplamı zaten bu değil mi? Yani 4 tane 4 bölü 3 pi r kübün yarısı kadar taşmış. O zaman bunu buraya atalım. Ee, bunu buraya atınca zaten hani x'ten 1 bölü şey x bölü 2 çıkınca ne kalıyor arkadaşım? Yine x bölü 2 kalmıyor mu? Evet yani burası şurayı x gibi düşün. Burası da x bölü 2 ya x bölü 2 kalıyor. Öbür tarafa atınca direkt 4 tane 4 bölü 3 pi r küp bölü 2 kaldı burada. Eşittir pi r kare çarpı pi r kareyi de 12 çarpı 12 şeklinde yazayım. Bir de h. Şu altın küpünü de 6 çarpı 6 çarpı 6 şeklinde yazayım. Ee, şimdi hadi bakalım sadeleştirmeleri yapalım mı? Yapalım. 6 şu sadeleştirmede şu 2 ile 4 sadeleşsin 2 kalsın. Sonra 6 kere 2 12. Bir tane 12 gitti mi gitti. Ondan sonra 6 kere 4 24. Ee, bu 12 ile sadeleşince burada 2 kaldı. O zaman 6 kere 12, 2, 12 kaldı. H'ı buradan ne bulduk? 12 bulduk. Evet H 12 çıktı. H 12 ise tamamı 40'tı. O zaman buraya da 28 mi kaldı? Evet. Şimdi başlangıçtaki suyun yüksekliği nedir diye soruluyor. İşlem hatası mı yaptım bir yerde? Kalan bir şey kaldı mı? a bölü 3 var. Bölü 3, bölü 3, bölü 3. Bölü Çok özür dilerim. Şurada bölü 3 var. Şu bölü 3'ü unutmuşum. Ee, burada 12 kalmış demiştik değil mi? Şu 6 ile de 3 sadeleşse 2 kaldı. 2 kere 2 4 kaldı. Haşı buradan 4 buldum. h 4 kaldıysa eğer tamamı bunun 40'lı. O zaman buraya 36 mı kalır? Evet. Cevap böylelikle Edremit yapar. 9. soruda. 10. soruya geldik. Taban çapı 4 cm. Ve yüksekliği. O zaman yarı çapı 2 olacak. 13 cm olan dik silindirin içine bir koni bir de küre yerleştirilmiş. Kürenin hacminin koninin hacmine oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar küre merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik deyince hocam burası 2 2 4 ya 4 olacak. Burası da 2, burası da 2 olacak. E o zaman burası da 2, burası da 2 yarıçaptan dolayı. O zaman şuraya ne kaldı? 2 2 4. 13'ten 4 çıkınca 9 kaldı. E bunun yarıçapı da 2. Zaten kürenin hacmi 4/3 pi r küpün n koninin pi r kare çarpı h/3'e bölü e oranı isteniyor. Bölü işler bir kere gitti. Değil mi? Evet 2'nin karesiyle şuradaki 2'nin karesi 2'nin küpü sadeleştirince 8 bölü 4'ten 2 kaldı burada. Yukarısı 8 yaptı aşağısı da 9 yaptı. Cevap böylelikle 8 bölü 9 çıktı. 10. soru C.han oldu. Ve geldik 11. soruya. Aşağıda 2 eş yarım küre ve 1 bir silindir birleştirerek ilaç kapsülü oluşturulmuş. 2 eş yarım küre tam bir küre yapıyor değil mi? K ve L noktaları arasındaki uzaklık verilmiş bana. K ile L noktaları arasındaki uzaklık neymiş 26'ymış. şuraya bir 26 yazalım hocam burası yarıçap, burası da yarıçap. e o zaman burası r r başka ilaç kapsülünün yüzey alanı bir de şey verilmiş iki nokta arası He, kapsüldeki iki nokta arasındaki en fazla uzaklık bu değil midir yani şöyle geldin yarıçap böyle geldin yarıçap bir de şurası var değil mi yani şuradaki mesafeyi bana kaç vermiş 34 vermiş hocam burası 34 e burası r burası r ise o zaman buraya ne kalır buraya 34 eksi 2 r kalır 34 eksi 2 r Hocam 34 eksi 2 A Pisagor bağıntısı. Yap bakalım burada Pisagor bağıntısı. Hocam Pisagor bağıntısı da 26'nın karesi eşittir. 2 R'nin karesi artı 34 eksi 2 R'nin karesi deyip işlem 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 mi yapacaksın? Yok artık. Acaba 13 var ya burada. Bak bu 2'nin 13 katı ya. Büyük ihtimal 5 12 13'ün 2 katıdır. Acaba burası da 5'in 2 katı mı diye düşünüyorum. Burası 5'in 2 katıyken burası da 24'ün 2 katı mı? 5 12 13'ün. 12'nin 2 katı mı diye düşünüyorum. Şimdi burası 5'in 2 katı olursa 10. Yani yarı çap 5 olur. R yerine 5 yazarsam e, 34 eksi 10'dan burası 24 çıkıyor. Evet 24 çıkıyor arkadaşlar. Hislerimiz de haklıyız. Şimdi ilaç kapçının yüzey alanı. Yarım yüzey, yarım yüzey. Ama bak şuradaki e, halkaları almayacağız. Sadece yüzeylerdeki yarım yüzey. Tam bir yüzey, küre yüzeyi yapıyor. Yani 4 pi R kare yapacak. Artı bir de Silindirin yan alanı o da 2 pi r yarı çap 5 değil mi? Çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de kaç? 24. Burası 100 pi artı şu kaç yapıyor? 10, 240 pi yapar. Topladığımız zaman da 340 pi yapar cevap. Evet cevap 340 pi'dir. Kaç pi birim karedir diye soruluyor. Yani 11. soru e çıktı. Böylelikle kürede test biri bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani kürenin ikinci testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. どうした